Vatandaşlar diyor ki göz kurulu var, ne yapayım? Göz kurulu ile ilgili işte bu gördüğünüz yaban mersini meyvesi. Evet. Meyvesi böyle, şey çiçeği böyle aşağı doğru sarkık. Çok güzel bir çiçeği var. Küçük küpe şeklinde. Meyvesi ise siyah. Şey siyah diyorum, mor. Evet, çok güzel bir çiçeği var. Yaban mersini ile ilgili birçok klinik araştırması bizi ilgilendiren tabii ki şöyle meyvesi. Bazı yerlerde ne diyorlar buna? Karadeniz bölgesinde lorika mı? Lorika mı? Ne diyorlar? Dur bakayım bir şey diyorlar diye. Yayla liförü, mavi üzüm, yayla mersini, lifor, lipaho. Yani yöresel birçok isim var. Bizi ilgilendiren nedir? Klinik araştırması yapılmış mı? Gerisi pek önemli değil. 16. yüzyıldan itibaren klinik araştırmaları başlamış. Paris ve ilk önemli klinik araştırmasını Paris Üniversitesi Tıp Kliniğinden Profesör Doktor Göz Doktoru Horst Alman birçok deney yapmış. Fürstenburg Almanya'da hava kuvvetlerine bağlı çalışan bir enstitü özellikle pilotların daha iyi görmesi için bunun destilasyonla damıtılarak elde edilen, yaban mersini kurutularak elde edilen meyvesinden ama yaprağından çiçeğinden değil. Amerika'da, Avrupa'da birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda etkisi burada ne diyor? Klinik araştırmalara göre retina hastalığı, gözün iç tabakasında olan bu anormallik. Komisyon el tarafında bununla ilgili, yani sadece retina ile ilgili değil, gözde kanlanma, göz kuruluğu, görme zafiyeti vesaire birçok hastalığa karşı etkisi ispatlanmıştır. Kataraktı vesaire. Birçok klinik araştırması var. Şimdi biz ne yaptık? Bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Yaban mersini. Şu gördüğünüz yaban mersini. Ama bu nedir? Forte. Yani destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı. Tabii burada sadece yaban mersini ekstraktı değil. Ginkgo ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, alıç ekstraktı, zeytinyağı ekstraktı, kordisep ekstraktı, yoğurt ekstraktı gibi sadece bir değil, birçok bitki ekstraktı var. Neden bir değil de birçok bitki ekstraktı var? Mono, yani bir bitki ekstraktına yapılan kapsüllere mono denir. Birçok bitki ekstraktına yapılan ürünlere ise forte denir, yani geliştirilmiş. Monoyu herkes yapar, ebem de yapar. Forte'yi herkes yapamaz. Neden herkes forte üretemez? Dünyada forte üretebilen zaten birkaç kişi üretebilir. Forte üretebilmek için bütün bitkileri çok iyi tanımak lazım. Bitkilerin özellikleri, etki mekanizmasını iyi bilmek lazım. Hangi bitki, hangi bitkilerin ekstraktı daha doğrusu ne oranda karıştırılarak daha etkin hale getirilebilir. Bunu bilmeden rastgele karışım olmaz. Mesela şişkinlik diyelim. Bağırsağında kişinin gaz oluşuyor, şişkinlik oluşuyor. Biri diyor papatya, diğeri diyor kekik, öbürü diyor kakule, beriki diyor anason, öbürü diyor kimyon. Hangisi? Hepsi etkili. Ama önemli olan burada bu 5-6 bitkiyi şişkinliğe karşı en mükemmel şekilde bir formülasyon yapabiliyorsanız İşte o zaman %100 verim elde edebilirsiniz. Yaban mersini de göz için böyle. Göz için etkili olan bitkiler burada nedir? Alıç kan akışını artırır. Damarların içinde oluşabilecek pıhtıyı önler. Ginkgo göze, kulağa, beyne kan akışını artırır. Yaban mersini gözdeki görme zafiyetini ortadan kaldırır. Birçok klinik araştırması var zaten burada. Şimdi bununla ilgili birçok formül geliştirdik. Mesela Gökçek az mı gitti? Evet, geri gelelim. Ne diyor? Özel çayda ağız ve yutak diyor. Onu geçelim. Göz için önemli olan. Onu konuştuk. Onunla ilgili formül. Evet.
resmi gördüğünüz gibi şu resim mor. Şöyle güzel bir meyve. Bazıları yaban mersini, bazıları kremberi, bazıları da ay üzümünü. Üçü birbirine çok benzediği için bu bitkileri karıştırıyorlar. Yaban mersini farklı, ay üzümü farklı, kremberi farklı. Bir de bir bitki daha var. Bu da karga üzümü. O da bunlara benzer. Fakat o zehirli. Yani birçok bitki birbirine benzediği için bazıları yaban mersini derken ay üzümünü anlatıyor. Bazıları ay üzümü derken yaban mersini, bazıları kremberi anlatıyor. Bunlar farklı farklı bitkiler. Gördüğünüz gibi bunun meyvesi mordur. Çiçeği ise böyle pempemsi ve sarkık. Evet. Her bitkinin farklı farklı özelliği var. Bu da bizim onay üretimimizin müsaademiz belge. Evet. Onaylı. Buyurun onaylı.